ESO 2.2 metrelik teleskobunun üzerinde bulunan Wide Field Imager'la elde edilmiştir. Bu kamera ESO tarafından üretilen en meşhur görüntülerin yakalanmasına yardımcı olmuştur. Bu profesyonel görüntüde Lagoon Nebulası'na yakından bakıyoruz. 100 ışık yılı çapındaki bu nebulanın görüntülerinde dağılmış siyah lekeleri ve devasa gaz ve toz bulutlarının kendi ağırlığı altında ezildikleri açıkça görülebiliyor. Yakında genç parlak yıldız kümeleri oluşturacaklar. Bu üç çarpıcı görüntü, kozmik çevremizin teleskopsuz bakış açısından astronomların dünyasına kadar uzanan yolculuğunu temsil etmektedir. Bu görüntülerde gökyüzünün ve evrenimizin muhteşem güzelliklerle dolu özelliklerini görüyoruz. Samanyolu galaksimizin derinliklerini küçük teleskoplar ve farklı bir bakış açısıyla izleyin ve tadını çıkarın. Siz de haberci olmak ister misiniz? Çevrenizde yaşanan ve haber değeri taşıyan tüm görüntüleri çekin, içeriğiyle bize ulaştırın. Siz de yurttaş haberciliğe adım atın. Paylaşın, sesiniz olalım. TV 35 WhatsApp ihbar hattı 0555 600 70 70. İzmir'in Ege'den Türkiye ve dünyaya açılan tek televizyonu TV 35 ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta Gökçen Hüseyin Efe'nin, Çakıcı'nın ve Kamalı'nın toprağı Efeler Diyarı Ödemiş'in Ticaret Odası Başkanı Sayın Rıfat Eriş canlı yayın konuğum. Kendisiyle bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye'nin ayakta alkışladığı o muhteşem Zeybek organizasyonunun mimarı olan Ticaret Odası Başkanlığı'nın, sponsoru olan Ticaret Odası Başkanlığı'nın çalışmalarını
konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim Zeybek dedik, Efeler Diyarı Ödemiş dedik. Öncelikle o organizasyondan başlayalım istiyorum ben oda çalışmalarına geçmeden önce. İlk soru, böylesi muazzam bir ilgi, böylesi muazzam bir alaka bekliyor muydunuz? Tabii bu proje ilk bize geldiğinde öncelikle yönetim kurulu başkanı olarak işte halk eğitimin müdürleri ve usta öğreticilerden birisi geldi. Projeyi bana anlattı. Açıkçası böyle bir muazzam ilginin olacağını düşünmüştüm. Ve hatta onlara bunu bize getirmek için aslında çok geç kaldıklarını, çünkü hiçbir araştırma yapıldı mı, Guinness Rekorlar kitabında böyle bir çalışma yapılmış mı diye bu soruyu yönelttim. Onlar biz bu fikri olgunlaştırdığımızda sadece bir ay, bir buçuk ay gibi bir zamanımız vardı diye söylediler. Tabii Guinness'in böyle bir organizasyonda kayda alması için 3-4 ay önceden haber vermek gerekir. Fikir çok hoşuma gitti. Dedim hemen yönetimle bunun kararını verelim. Toplandık. Gerçekten de o gün yönetime işte böyle bir fikir var dediğimizde 7 kişilik bir yönetimde herkes gerçekten de bir anda gözleri parladı. Harika bir fikir dedi. Biz ticaret odası olarak bunun arkasında durmamız lazım dedi. Ve biz de bu organizasyonun sponsoru olduk. Gerçekten çok da mutlu olduk. Böyle bir güzel olaya sponsorluk olmaktan çok mutlu olduk. Dün akşam Ödemiş Belediye Başkanı Sayın Mehmet Eriş'te o organizasyonda emeği geçen Halk Eğitim Müdürlüğü yetkililerini ve eğitici kişileri, yine o organizasyonla göz önüne çıkan bebekli annelerimizi, evet, bir yemekte ağırladı. Evet. Bir de daha önce bu organizasyona benzer bir organizasyon Bayraklı Belediyesi tarafından yapıldı. Daha geniş katılımlı bir organizasyon yapıldı. Hı hı. Şimdi her iki organizasyonu birlikte değerlendirdiğimizde Ödemiş'teki organizasyonun çok daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ben de burada hemen bir öz eleştiri yapmadan geçemeyeceğim. Ben o görüntüler henüz kamuoyuyla paylaşılmadan önce, tabi bu etkinlikten haberimiz vardı ve bununla ilgili keşke tek tip kıyafet yapılsa, evet, böyle bir görüntü olsa diye bir eleştiride bulunmuştum. Ama o görüntüler yayıldıktan sonra anladım ki iş kıyafetin, tek tip kıyafetin olmasında değil, iş tek tip bir yüreğin olmasıyla alakalı bir işmiş. Çünkü Bayraklı Belediyesi'nin yaptığı organizasyonda tek tip kıyafet ve bundan çok daha fazla kişinin katılımı vardı. Ve bununla ilgili biraz da haksız olduğumu anlamış oldum. Bu konuda çok şeyler konuşuldu, çok şeyler söylendi. İşte organizasyonu sahiplenenler oldu, organizasyona işte katkısı olmadığı yönünde, özellikle Ödemiş Belediyesi'nin katkısı olmadığı yönünde söylenenler oldu. Zaten ben de izlediğim kadarıyla, kamuoyundan izlediğim kadarıyla kimse bu organizasyonu ben yaptım demiyor. Siz diyorsunuz ki katkı koyduk, sponsor olduk. Yani bunun en başta bir kere eğiticileri biz yaptık demiyor. Yani bu kadar güzel bir organizasyonda biz yaptık demiyor. Şimdi onun şöyle bir nedeni var. Şimdi öncelikle bu bir Cumhuriyet bayramı. Evet. Cumhuriyet herkesin ortak değeri. Dolayısıyla bu fikir ortaya çıktığında bizim akreditasyon sistemimize göre biz orada bir katkı sağlıyorsak reklamımızı yapmak zorundayız. Ancak bu özel bir durum. Cumhuriyet bayramı olduğu için sadece olması gereken şey Türk bayrağıdır. Biz de özellikle Kaymakam Bey, Sayın Kasım Fikret Dayıoğlu'nun da bu noktada bir önem verdiği bir konu olduğu için biz sadece dedik ki ön plana çıkmak yok. Bu ulusal bir organizasyon haline de dönüşebilir. O yüzden hiç kimse ön plana çıkmayacakmış. Biz de sadece destek vereceğiz diye konuştuk. O şekilde de kabul ettik zaten. Açıkçası basının bizim desteğimizi öğrendiğinde saat 4-5 civarıydı öğleden sonra. Hemen beni aradılar ya, bu işin arkasında işte sponsor olarak siz varmışsınız diye. Görüşlerimi almak için aradılar. Ben de tabii o noktaya geldiğinde
yönetimle, hatta Ödemiş Ticaret Odası Meclisi'yle bunu konuşuyorduk WhatsApp grubundan. Gerçekten çok iyi. 41 bin Twitter'da işte bir trend oldu. Bunu konuşuyorduk. Gerçekten de o saat 4-5 sularında bunları konuşurken işte evet, güzel bir şey oldu ve bundan da hepimiz, tüm ticaret odası ailesi olarak memnun olduğumuzu, çok gururlandığımızı söyledik. Tabii bu gurur sadece bizle alakalı değil. Bu Ödemiş halkının yaptığı bu organizasyona katılımından dolayı biz gururlandık. Çok güzel oldu gerçekten. Bence de çok. Bence bunu artık çıtayı bayağı da yükselttik. Evet. Bu noktada bilmiyorum, bir dahaki sene tüm Türkiye'den insanları zeybek oynamaya da çağırabiliriz. Ne kadar. Ve o zaman da gerçekten çok daha fazla katılım olacağına ben inanıyorum. Hatta belki o zaman o Saraçoğlu Caddesi de yetmeyecek. Belki Birgi'de yaparız. Belki komple Ahrandı Dağı'nda yaparız. Evet. Ve hatta o zaman işte tek tip bir kırmızı beyaz elbiselerle de yapabiliriz. Bence çok güzel böyle bir 29 Ekimlerde Ödemiş tüm Türkiye'nin buluşma noktası da olabilir böyle etkinliklerde. Evet. Bunu düşünebiliriz. Çok anlamlı bir organizasyondu ama ben her şeyden öte orada bir ruh vardı. Tabii tabii. Bu ruh vücut buldu insanların akıllarında, gözlerinde ve insanlara o ruh hitap etti. Ben bu anlamda emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de öyle. Ki gösteri başlamadan önce de alandaydım. Alandaki hazırlıkları gördüm. Zaten onlar sanki bunu hissetmiş gibi ciddi anlamda heyecanlıydı. Oraya katılan, oynama için katılan kişiler ciddi heyecanla heyecanlıydı. Peki başkanım, oda çalışmalarıyla devam edelim. Evet. Siz sık sık üye ziyaretleri yapıyorsunuz. Bu anlamda ticaretin nabzını tutan bir odanın başkanısınız. Bu ziyaretlerde ön plana çıkan genel sorun ya da tek bir çatıda topladığımızda ortak sorun ne öne çıkıyor? Bunu merak ediyorum öncelikle. Aslında ilk dönemde daha fazla ziyaretlere çıkabiliyorduk. kendimi de bir öz eleştiri yaptığımda bu noktada ziyaretleri azaltmaktan çok hoşnut değilim. Ve hatta üyelerimiz ya bize ne zaman geleceksin diye ara sıra sitem de ediyorlar. Ama gerçekten de bu ziyaretler çok önemli. Biz ilk başta bu ziyaretlere başladığımızda hani neden oluyor? Aslında üyelerimiz ona tam bir anlam yükleyemediler öncelikle. Fakat daha sonra açık yüreklilikle söyledik. Dedik ki her yaptığımız ziyarette sizin için yapabileceğimiz ne var dedik. Bir dükkanınızın önünde, iş yerinizin önünde bir çukur dahi olsa ve bundan rahatsızlık duyuyorsanız bize söyleyin, biz ilgilenelim dedik. Gerçekten de bu misyonla zaten yola çıktık. Sonrasında kişiler kendi özel ve yaptığı ticari faaliyetlerden bir sürü sıkıntısını bize anlatmaya başladılar. Dolayısıyla her sektörde gerçekten çok büyük bir bilgi birikimine sahip olduk. Bugün işte mandıracılarla da oturup sanki onlardan biriymişsin gibi sohbet edebiliyoruz. Süs bitkisi sektöründe de aynı şekilde yapıyoruz. Matbaa sektöründe de öyle. Tekstil sektöründe de öyle. Her sektörün kendine ait sıkıntıları, zorlukları, aşılması gereken yollar, bu genel anlamda, genel politikada da olabilir. Hepsine hakim olmak için bu önemli bir adımdı. Ve bu sayede biz zaman zaman gittik, zaman zaman da üyelerimiz bize geldiler. Ve sorunlarını bize aktardılar. Biz de o sorunların takipçisi olduk. Ve bakmayın, biz gerçekten de yazdığımız yazılarda çok iyi sonuçlar da aldık. Baktığımızda işte tüpkaz sektöründe, hayvancılık sektöründe, bankacılık sektöründe birçok yazdığımız öneriler şu anda kanunlaştı ve uygulanıyor. Bundan da çok memnunuz. Belki bunun reklamını
yapmamız doğru olmadığı için insanlara aktaramıyoruz. Çünkü o zaman işte bak biz söyledik onlar yaptı gibi olur. Ama gerçekten de bu noktada başarılıyız diyebilirim. Zaten ticaret odalarının görevleri arasında temel görevidir. Üyelerinin sıkıntılarının derlenip toplanarak yukarıya yani bir anlamda lobi faaliyetlerini yönetmesi anlamında böyle de bir misyonu var ticaret odalarının. Tabii ahilik teşkilatından kalma bize bir miras. Peki bu. Ortak sorun gördüğümüz, tespit ettiğimiz yani bu en güçlü sorun dediğimiz bir sorun. Yani genel olarak baktığımızda tabii ülkeyle ilgili her sektörün her zaman sorun dile getirme özelliğimiz var bizim. Yani biri nasılsın dediğinde her zaman iyiyiz deriz. Ama ondan sonra biraz sohbet ettiğimizde hemen sıkıntılardan mevcut durumdaki... Bir dokun bina işi. Yani öyle bir durumdan herkes şikayetlerini dile getiriyor. Tabii haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da oluyor. İşte bu haklı olduğu taraflarda biz elimizden geldiğince onları anlayıp, dinleyip ona göre de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabii genele baktığımızda ben Türkiye'nin baktığımızda hani daha ekonomik konularda aktif olmasını ve ekonominin politikaya, ülkenin gelecek politikalarına, stratejilerine daha çok yön vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tam tersi oluyor gibi sanki. Politika yani, ekonomiye yön veriyor. Evet, işte en büyük sıkıntımız da aslında belki de bu. Baktığımızda dünyanın en büyük ülkeleri artık ekonomiye göre politikalarını yön veriyorlar. Şimdi işte Amerika'nın başkanı ya da Çin'in başkanı ya da işte Rusya'nın başkanı konuşmalarında daha çok ekonominin durumu göz önünde bulundurularak konuşmalar yapıyor. Zaten o yüzden de Türk halkı ne diyor? Ya adam bugün beyaz dediğine yarın siyah diyor. Çünkü ekonomi belki onu gerektiriyor. Ama bizde öyle bir durum yok. Bizde bazen çok keskin söylemler oluyor. İşte bu söylemlerin arkasında her zaman düşünülmesi gereken bir şey var. Biz o ülkeyle ticaretimiz nasıl? O ülkeyle nasıl daha fazla dostluğumuzu, ticaretimizi, gelirimizi yükseltebiliriz? İşte bunları düşündüğümüzde daha farklı belki politikalar, konuşmalar yapmak gerekebilir. Aynı zamanda bu tabii uluslararası. Bir de içeriye düşündüğümüzde bakıyoruz bazı paketler açıklanıyor. Ekonomik paketler açılıyor. İşte tarımsal paketler açıklanıyor. Sanki o noktada da büyük sorunlar göz ardı ediliyor gibi bazen düşünebiliyoruz. Lokal iyileştirmeler yapılarak pansuman yapılmaya çalışılıyor ama... Ben bir ticaret adamı değilim. Sizin kadar iyi bilecek de değilim. Yani bu konuda sürçülisan ederse affola ama benim gözlemlediğim kadarıyla, ticaretle uzak bir insan olarak gözlemlediğim kadarıyla benim için en büyük sorun güvensiz ortamların oluşması demeyelim de güvensiz gelmesi esnafa. Yani işte şartların çok hızlı değişmesi. Yani az önce söylediğiniz paket paket değişiklikler. Yani esnaf gelir gider tablosunu mu incelesin, değişikliklere mi baksın? Yani bu anlamda işte alacağını tahsil edememek ya da ne bileyim işte faizlerle ilgili istikrarsız durumlar ya da döviz kurlarıyla ilgili sıkıntılı süreçler. Evet. En basitinden bir ticaret insanının döviz kurlarıyla ilgili olumlu olumsuz tespitleri değerlendirmesi bile onun geleceğe güvensiz bakmasına neden oluyor diyebilirim. Tabii çok önemli. Yani döviz kurlarına, dövizle borçlanma ülkemizde birçok insanı batırdı. Dolayısıyla her zaman dikkat edilmesi gereken de bir konu. Ama yapabileceğimiz bir şey var mı? İşte bu noktada daha dengeli bir politika. Kalkıp bir tane rahip bütün her şeyi allak bullak edebiliyor ülkemizde. O dönemdeki o borçlanma gerçekten de bize sıkıntı oluşturabiliyor. İşte tam olarak da aslında söylemek istediğim de o. Yani güven ortamı. Güven ortamı oluşursa yani bu çok böyle üst düzey çok sağlam bir ülke zaten bulunduğumuz coğrafyada mümkün değil. Ama en azından bazı noktalarda törpülenme yaşarsak
Sonuçta biz gerçekten de bundan 20 sene öncesine, 30 sene öncesine, 40 sene öncesine göre gerçekten çok iyi durumdayız. Bunu göz ardı etmek zaten imkansız. İşte bu noktada da daha ileri gitmek için artık daha farklı bir çerçeveden, pencereden belki bakmak gerekiyor. Ve onun da artık tam sırası. Geç kaldık, geç kalmayalım daha fazla. İnşallah. Peki bu odanız bünyesinde zaman zaman ayda bir kere yanılmıyorsam eğitim seminerleri veriyorsunuz. Üyelerinizin eğitimine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla. Bu seminerlere katılım oranı nasıl ve bununla bu eğitim seminerleriyle ilgili üyelerin geri dönüşleri nasıl? Evet. Bir de şunu sorayım. Yani bu seminerlere sadece üyeleriniz mi katılabiliyor? Dışarıdan gelmek isteyenler de katılabilir mi? Duyuruluyor mu bununla ilgili? Çünkü çok ciddi eğitim seminerleri var. Ben izliyorum, paylaşımlarınızdan görüyorum. Ciddi anlamda değerli eğitimciler de oralarda evet. Eğitim vermek üzere odanıza gelebiliyorlar. Bunları merak ediyorum. Ya aslında bu her geçen gün büyüdü, gelişti bu eğitim seminerleri odamızda. Daha önceden baktığımızda işte senede bir ya da 6 ayda bir gibi bir eğitim olurdu. Tabii bunlar biz akredite bir odayız. Akreditasyon sisteminin getirdiği bazı faydalar da var. Bu akrediteyi de biraz açabilir miyiz akreditasyonu da? Ya akreditasyon aslında üyelere hizmetimizin bir notu. Bir derecesi ve Türkiye'de 365 tane oda borsa var. Bunlar işte belli dönemlerde Türk Lloyd'u tarafından gelip bir tekrardan her şeyi kontrol ediliyor. Ondan sonra bir not veriliyor. Eğer belli bir notun üzerindeyseniz orada akredite bir oda olmaya hak kazanıyorsunuz. Biz 3 sene önce akredite bir oda olduk zaten. Bunun getirileri odanıza? Yani bu hizmet kalitesini her zaman daha da güçlendirmek zorunda kalıyorsun. Şimdi işte bu eğitimleri biz niye veriyoruz? Geçenlerde dış ticaret eğitimi oldu geçen hafta. Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen Ekonomi Üniversitesi'nden geldi. Aynı zamanda bizim akademik danışmanımızdır. Geldi, dış ticaret eğitimi uzun bir süre vermediğimizi gördük. Bunu vermemiz lazım diye bir karar çıktı. Hemen onunla ilgili bir organizasyonu yaptık. İşte yapmadığımız konularda kendimizi çek edebiliyoruz bu akreditasyon sistemi sayesinde. Aynı zamanda da salı çarşamba günleri önümüzdeki hafta tekrardan kontrol için gelecekler. Tekrardan bir sınava tabi tutulacağız. Eğitim çalışmalarına dönelim. Eğitim çalışmalarında da biz ilk yönetimle birlikte bu işe koyulduğumuzda arkadaşlarla dedik ki bu eğitim önemli. Bir kere insanlar odayı benimsemesi için de önemli. Gelsinler, burada bir şeyler öğrensinler. Odanın sadece sicil kısmıyla değil, hizmet kısmıyla insanlar odayı benimsesin. Bu noktada dedik ki ayda bir toplantı yapalım. Bir eğitim semineri yapalım. Herhangi bir konuda yapalım. Bununla ilgili hemen mesaj gönderdik üyelerimize. Üyeler işte biz beden dilidir, dış ticarettir, diksiyondur, etkili iletişimdir. Bunlarla ilgili bir sürü önümüze biz bunları istiyoruz diye geldiler. Sonrasında sıraya koyduk. Ama şöyle bir şey de oldu. Biz Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu'nu kurduk. Bu sefer onlar da faaliyetler yapmaya başladılar. Onlar da kendilerince eksik gördüğü faaliyetleri, eğitimleri biz bunu istiyoruz dediler ve onlar da düzenlediler. Böyle olunca bazen ayda 3-4 eğitim semineri birden olmaya başladı. Ve bunun yanında bir de sadece bizim üyelerimiz değil, dışarıdan işte bankadaki memurlar, muhasebeciler, avukatlar, hukukçular, onlar da baktılar, gördüler ya burada bir eğitim oluyor, bir gelişme var. Biz bu salonumuz da güzel, ticaret odasının. Orayı kullanalım, her türlü imkanından zaten faydalandırıyorlar, hiçbir sıkıntı da yok. Böyle de talepler oldu. Daha işte bu önümüzdeki cuma muhasebecilerin işte muhasebe odası şubesi başkanı
Neylan Balkan dedi ki cuma günü kullanabilir miyiz? Biz bir eğitim vermek istiyoruz. Hatta inşaat muhasebesiyle ilgili bir eğitim. İnşaatçı üyeleriniz de gelebilir dediler. Hay hay dedik yani buyurun kullanın. Bilgiyi birleştiriyoruz yani. Hepimiz evet. Birlikte sonuçta ticaret odasının binasını kullanıyoruz. Bu bina zaten bu oda hepimizin. Evet. Dolayısıyla da herkes böyle bu eğitimle ilgili konularda ilgi göstermeye başladı. Katılanlardan hiçbirinin ben açıkçası ya buna ne gerek vardı dediğini duymadım. Şöyle bir baktığımızda diğer odalara işte İzmir ya da diğer ilçe odalarına katılım oranı olarak aslında daha iyiyiz. Evet. Özellikle kişisel gelişimle ilgili konularda salonumuz doluyor. Ben bizzat birisine katılmıştım. Evet. Çünkü harika bir eğitimdi. Bu anlamda da ticaret odasının bu çalışması benim çok hoşuma gitmişti. Ve birkaç eğitim seminerinizde maalesef iş yoğunluğumdan ötürü kaçırdım ama gelmeye çok arzuladım. Evet. Bizleri düşünerek akşam saatlerine alırsanız ya, bizlere de oraya katılabiliriz şimdi diye. Şimdi mesela önümüzdeki günlerde de diksiyon TRT'den bir sunucu gelip diksiyon eğitimi yapacak. 2 gün sürecek. Böyle özel eğitimler de oluyor. Çok e-ticaret eğitimi gerçekten de güzel oluyor. Evet. Peki başkanım, Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu, bir de az önce bahsetmediğimiz Yüksek İstişare Kurulumuz evet. var. Bu kurullar kimlerden oluşuyor, neler yapıyorlar? Bunları da bir açabilirsek. Şimdi burada Genç Girişimciler Kurulu 30 yaşın altındaki üyelerimizden oluşuyor. Kadın Girişimciler Kurulu da yine kadın üyelerimizden Bunlar oluşuyor. Bunlar seçimle mi oluşturuluyor yoksa seçimle, yönetim kurulu mu? Yok belirli. Seçimle oluyor. Gerçekten gönüllü olmak isteyenler geliyor. Bu noktada biz kendi aralarındaki oluşuma çok müdahil olmak istemiyoruz. Ama hani seçim olmadan da diyorlar işte şu arkadaşlar işte yönetimi oluşturmak istiyor. Bu arada kadın girişimcilerde seçim oldu ama orada 2 kişi baş olmak istedi. 2 kişilik bir başkan, başkan yardımcısı kendi aralarında seçim oldu. Sonrasında anlaştılar ama. Mualla Hanım ve Neziye Hanım şimdi her ikisi de ikisinde çok değerli farklı, insanlar tabii, çok seçimle değerli. Sonrasında kendileri kendi aralarında görev dağılımı da yaptılar. Gerçekten de çok özenle hizmet ediyorlar. Bu bizi çok sevindiriyor. Peki bu kurul yeni mi oluşturuyor? Daha öncesinde böyle bir kurul vardı da işlevi mi yoktu? Aslında daha önceden böyle bir kurulun olduğunu biz öğrendik ama kurul aktive edilmemişti. Biz daha sonra hemen yeni kişilerle, seçimle bu kurulu kurduk. Tabii buradaki amacımız en baştaki gibi yani ticaret odasının daha çok üye tarafından benimsenmesiydi. Yüksek İstişare Kurulu da öyle. Şimdi oradaki kurulu da arada toplayıp bazı konularda sorular soruyoruz. Yani biz bu yatırımı yapalım mı, yapmayalım mı? Danışma heyeti gibi. Evet. Aynı zamanda bir de bizim aslında meslek komitemiz var. Yani işte mesela ben toprak mahsulleri grubundan, ticaret odasındayım, tarım grubundan. Bizim bir de arka tarafta 4 tane daha, 3 kişi meclisteyiz, 4 de meslek komitemiz var. İşte şöyle bir baktığımızda bu görev alan kişilerin hepsini saydığımızda işte 100-120 aralığında üyeye tekabül ediyor. Tabii üyeli sayılarımız biraz daha çoğaldı, büyüdük, 1500'e ulaştık ama neredeyse üyelerin %8'inin ticaret odasıyla böyle direkt bağlantısının olması bizi çok sevindiriyor. Çok güzel. Peki başkanım, geçtiğimiz günlerde bir süs bitkileri fuarı yaşadık ve sizin de odanızın Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticaret konusunda süs bitkileri üreticileriyle ilgili olarak bir proje bazlı destek aldığınızı biliyorum. Evet, Burge var. Bu desteği, bu projeyi daha doğrusu aldığınız destek, projeyi bir açabilirsek yani bu neyi kapsıyor proje? Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın Urge desteği var. Urge uluslararası rekabeti geliştirme projesidir. Burada 2.9 milyon dolarlık destek sağlayabilir bir
proje bu. Sağlayabilir diyorum çünkü burada sağlaması için üyelerimizin, bu URGE projesine giren üyelerimizin burada bazı faaliyetler göstermesi lazım. Mesela ne? İşte önümüzdeki ay göreceksiniz, Türk Cumhuriyetlerinden alım heyeti gelecek Ödemiş'e. Ve toplamda 11-12 firma bu projeye dahil olacak. Bunlar yaklaşık 4 gün Ödemiş'te biz misafir edeceğiz. İşte fidanlıkları gezecekler. Ondan sonra birebir görüşmeler yapacaklar. Ve amacımız onlara Ödemiş'te üretilen fidan, süs bitkileri ya da onun türevlerini satabilmek. O noktada iyi bir ağırlama çalışması yapıyoruz. Başarılı olacağını düşünüyorum. İşte bu masrafların hepsinin %75'ini Ticaret Bakanlığı sonradan bize ödeme yapacak. Ama %25'ini bu projeye girenler karşılayacak. O noktada da ses getirmesi ve sonuca yönelik çalışma yapmak çok önemli. O yüzden de 3 sene boyunca 3 artı 2 opsiyonu bunun. Biz en iyi çalışmayı yapıp Türkiye'de gerçekten de önemli bir noktadayız. Biz süs bitkilerinde %30'unu, %32'sini özellikle çalı ve ağaç grubunda, fidancılıkta da %45'ini üretiyoruz zaten. Bu çok önemli bir rakam. Evet. Daha çok yurt dışına satmayı hedefliyoruz. Zaten fidancılıkta iyi bir noktadayız. Gerçekten Özbekistan mesela 2018'de 5 milyon adet fidan satmışız Özbekistan'a. Tabii oradaki arazi yapısı buna çok uygun. Bunun yanında süs bitkilerinde de biz aslında en büyük alıcıları belediyeydi. Ve belediyelerin gerçekten de zaman içerisinde sıkıntıya gireceklerini düşünüyorduk. Öyle de oldu. Ama yine de her zaman yeşil belediyeciliği hiç kimse göz ardı edemez. Bu sıkıntılı zamanda özellikle yurt dışı kaynaklarını da kapılarını da bir şekilde onların açabilirsek en azından daha hafif geçirirler diye bu projeyi önemsiyoruz. Güzel olmuş. Şimdi burada Ticaret Bakanlığı'nın %70 bir desteğinden bahsediyoruz ama işte bu projenin içerisinde bu bahsettiğimiz yüzeysel, işte biz oradan gelip alıcıları buraya getireceğiz, buradaki üreticiyle buluşturacağız mı? Yoksa detayına inen projenin içinde bu ticareti güçlendirecek şeyler var mı? Şimdi şöyle. Ya somut bir proje mi? Biz oradan alıcı getireceğiz, buradan üreticiyle buluşturacağız mı? Yoksa... Burada her türlü faaliyet var. Mesela bizim üyelerimiz aynı zamanda İtalya'da bir başka dünyaca ünlü bir firmaya sadece eğitim almak için gitmeyi düşünüyorlar. Burada da aynı şey. Ya da önümüzdeki günlerde gitmek istedikleri bir fuar var. Oraya katılmak da aynı şey. Ya da kendileri alım heyeti gibi yapacak oldukları, kuracak oldukları seralara kendileri de gitmek istiyorlar. Bu da aynı. Yani burada sonsuz bir ufuk var aslında. Ne yaparsan, nasıl yurt dışına satarsan sat, hatta broşür dahi hazırlasan, işte gittiğin yerde pankart assan, işte çevirmeninden, ne bileyim otel masrafından, özel yaptığın bir yemek organizasyonundan, her şeyin %75'ini burada Ticaret Bakanlığı karşılıyor. Ama bunu yaparken de ya hadi şurada gidelim şunu yapalım, bu böyle bir sistem değil zaten. Ticaret Bakanlığı'nda sadece bizim bu projemizle ilgilenen bir uzman var. Ve biz her şeyi, odamızda da bir uzman var, bu konuyla ilgili bir istihdam sağladık. Onunla birlikte o Ticaret Bakanlığı'ndaki uzman karşılıklı görüşerek, programlayarak planlı bir şekilde götürüyoruz. Teklifler alıyoruz. Uygun teklifler arasından en faydalı olanını seçiyoruz. Ondan sonra da faaliyete geçiriyoruz. Bir de bu sadece hani alıcının buraya gelip üreticiyle buluşması değil. Bu anlamda yapılan bu bağlantıda
uluslararası vergi hukukundan tutun da borçlar hukukuna kadar birçok detayın bilinmesi gerekiyor. Tabii. Çünkü ileride yine bununla ilgili doğacak sorunlarda bu meseleleri çözebilmek için bunlara vakıf olabilmek, en azından bilgi sahibi olabilmek gerekiyor. Zaten burada en önemli konu da işte en büyük kolaylığı da bu. Biz oraya giderken mesela üyelerimiz bu konuda URGE'ye giren üyelerimiz diyelim ki işte İtalya'ya bir gidip orada bir gezmek istediler. Şimdi iki tane logoyla bir kere gidiyorlar. Birincisi Ödemiş Ticaret Odası'nın logosuyla, ikincisi de bu çok önemli Ticaret Bakanlığı'nın logosuyla. Yani orada sıradan işte bir yatırımcı, sıradan bir tüccar vasfıyla değil, Ticaret Bakanlığı'nın bizzat gönderdiği kişi olarak gidiyorlar. Bu noktada da önlerine birçok kapı çok daha kolay açılıyor. İşte o uluslararası hukuk, o konuda da özel danışmanlık hizmeti veriyorlar. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Ateşeliği de bu işin içine dahil oluyor. Önemli olan aslında kısmı da dediğiniz gibi bu nokta. Uluslararası hukuku ve ticareti kolaylaştırıcı bir proje. Evet. Başkanım, gerek yurt dışı gerekse yurt içi fuarlarında yine Ödemiş'in ürünlerinin ya da Ödemiş'in bizzat kendisini tanıtılması anlamında aktif rol oynuyorsunuz. Evet. Bu anlamda yine garanti marka ve coğrafi işaretle ilgili de çalışmalarınız var. Biraz bu ürünlerden ve bu çalışmaların ne durumda olduğundan bize aktarabilirseniz. Ya aslında tabii çok güzel bir konu. Niye güzel bir konu? Çünkü bir iki hafta önce biz Ödemiş teneke tulumuna ve tulum loruna garanti marka önce aldık. Çok özür dilerim. Önce garanti marka bir altını bir çizelim. Garanti Şimdi markanın. Garanti marka ile coğrafi işaret çoğu zaman birbirine de karıştırılabiliyor. Evet. Ya da nasıl bir marka olmuş onu anlatayım. Garanti marka demek bir üretimde, özellikle paketlenmiş bir üretimde belli standartları yakalama konusunda garantörlük demek. Yani biz Ödemiş teneke tulumunun işte 22'si ya da 23'ü, bunun organizasyonu var şimdi, danışmanlar, sonra hocalar, birçok konuda çalışma yapmış hocalar, akademisyenler, işte mülki amirler, bunlarla günü ayarlamaya çalışıyoruz. Galiba 23 Kasım'da olacak. Bir lansmanına çıkacağız bunun. Mesela Ödemiş tulumu 180 gün bekleyen, belli yağ ve protein oranında olan ve gerçekten de yediğinizde, tulum yediğinizi hissettiğiniz peynir. Çünkü böyle şikayetler geliyor. Ya ben işte gidiyorum şarküteriye, tulum peyniri alıyorum ama hiçbir zaman aynı tadı bulamıyorum. İşte burada garantörlükle o etiketin olduğu ürünü alırsanız, o zaman her zaman belli bir kalitenin üzerinde bir malı almış olacaksınız. Bu etiket onun da tanıtımı yapılacak. Logoyu tabii biz bir yarışmayla belirledik. Ve logo tescillendi. Türk Patent Kurumu tarafından. Garanti marka Türk, evet. Patent Kurumu tabii. Yani bu logolu ürünü gören tüketiciler gönül rahatlığıyla alabilirler. Ürünü alabilirler. Evet. En az 180 gün bekleme süresi var ve teknik şartnameyi mandıracılarla ve kendimiz ticaret odası personeliyle birlikte hazırladık. Peki başkanım, bu garanti marka daha önceden mevcut olan bir şey değil miydi? Yeni mi oluştu? Hayır, tamamen yeni. Yani yeni oluştu. Ya bununla tabii ilgili de yurt çapında böyle Şimdi, bir aktivite var. Şöyle, biz Ödemiş adını etiketleyince tabii bölgenin sınırları çizilmek zorunda. Yani coğrafi işaret gibi. Zaten birbirine prosedür olarak hemen hemen hiçbir farkı yok. Bölgenin sınırları çizilmesi gerekiyor. Biz o sınırları Kiraz, Beyda ve Ödemiş ilçesi ovalarıyla birlikte, yaylasıyla birlikte o bölgeden üretilen sütlerden yapılmış peynirler olarak sınırlandırdık. Ama peynirin de kalitesini yine kendi içerisinde özel tahlillerle, proseslerle belirledik. Bir kere her şeyden önce bekleme süresi dediğimiz gibi en az 6 ay. Bu tabii tulumda.
Lor peynirine gelince ben lor peyniri konusunda aslında çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Gerçekten de yeteri kadar tanıtımı yapılmıyor. Aslına bakarsanız Avrupa'nın bir numaralı peyniridir lor peynir. Çünkü tulum en iyi, en kaliteli peynir ve onun artan suyundan tekrardan çıkarılan yağsız, tamamen proteinli bir üründür. Hani sporcular işte ya da bazı firmalar protein içecekleri, evet, protein sütü, protein tozu üretiyorlar ya. İşte o peynir bizzat aslında sporcuların kullanması gereken bir peynir. Aynı zamanda diyet olarak da kullanılabilir çünkü yağsızdır. Tamamen protein kaynağıdır. Onun da duyurulması için bu garanti marka çok iyi oldu. Yani bu garanti marka sizin de az önce söylediğiniz gibi işte logo çalışması yapıldığına göre o zaman raflarda yeni bir... Şöyle olacak, 40 tane bizim üyemiz peynir üretiyor. 40 tane işte kooperatifler var, Beyda'dan var, Kiraz'dan var, peynir üreticimiz var. Bunlara diyeceğiz ki hepsi bütün ürettiği ürünlere bunu koymayacaklar tabii. Çünkü bu biraz daha özel, spek bir ürün olacak. Evet. Bunun şartlarını sağlayan ürünlere bu etiketi yapıştırabilecekler. Bu biraz daha özel bir ürün olacak. Anladım. Tabii o zaman da onların satımında da, satışında da o firmalara kolaylık sağlayacak. Gerçekten de biz bunu işte basın aracılığıyla, aktivitelerle, faaliyetlerle her zaman duyurmak için de uğraşacağız. Onların da bir şekilde markalaşma yönünde de önlerini açmış olacağız. Yani sevgili izleyenler, önümüzdeki günlerde raflarda garanti marka ürünlü tulum peyniri, lor peynirinde de var mı aynı var, şey? Var, tulum lorunda var. Tulum lor peynirinde raflarda yeni bir logoyla karşılaşabilirsiniz. Hiç çekinmeden afiyetle tüketebilirsiniz. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Sayın Rıfat Eriş bunu burada kendisi ifade etti. Tabii. Peki diğer ürünlere geçelim. Diğer ürünlerde çekişte zeytinyağı. Bu noktada bayağı artık belli bir seviyeye geldik. Orada da coğrafi işaret alma çalışmamız var. Özellikle bizim aslında Torbalı'nın dağlarından başlayıp işte Bayındır tarafı, oradan Günlüce, Birgi, Üç Konağı kadar giden dağ hattında tamamen dağlarda olan, ilaçlanmayan organik zeytindir çekişte zeytini. Ve o zeytinin yağını coğrafi işaret alma çalışmamız bayağıdır devam ediyor. İnşallah onda da sona yaklaştık diyebilirim. Ondan sonra işte Çavuşdağ kuru fasulyesi. Çavuşdağ kuru fasulyesi biraz daha öne çıktı bu arada. Evet. Gerçekten Kiraz'ın İdeli mahallesinde rakımın 900 ila 1200 metre olduğu yaylada. O da tamamen organik ve doğal. Gerçekten de onun yapılışını falan fotoğrafladık, kayıt altına aldık. Gelip işte tohumları saçıyorlar. Sonrasında bir daha toplamaya gidiyorlar. Yani o anda yağmur güzel yağarsa fasulyeler daha fazla oluyor, daha fazla verimli oluyor ya da daha iri oluyor. Tamamen hiçbir ilaç yok. Dediğimiz gibi bir gidiyorlar, tohumu atıyorlar, sonra gidip toplayıp geliyorlar. Tabii biz onu tahlil yaptırdığımızda gerçekten çok şekerli, proteinli bir fasulye olduğunu gördük. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişinin nereye kadar dayandığını bize sordu Türk Patent Kurumu. O noktada da köyün yaşlılarından birini çağırdık. Dedik ki gelin bununla bir röportaj yapalım bu konuda. O daha çok geçmişiyle ilgili sorular sorulmasını istedim. Orada dedi ki benim dedem küçüklüğünde 7-8 yaşındayken bu fasulyeden toplayıp daha sonra takas yoluyla mesela 1 kilo fasulyeye 3 kilo incir aldığını ben biliyorum dedi. Ve değeri de öyle bir değerde bir ürün. Bunun yanında işte Ödemiş köftesi, Ödemiş ipeği, sonra sırada Ödemiş Ağız biliyorsun, bir de Tengül pidemiz var bizim. Evet. Bunlar hep sırada olanlar.
konuda da çalışmaları yavaş yavaş oluşturuyoruz. Peki başkanım, burada bizim coğrafi işaret bu ürünlerle ilgili, mesela özellikle çekiçte zeytinyağı az önce konuştuk. Bununla ilgili ya da çavuşta kuru fasulyesi, bu coğrafi işaret bize ne kazandırıyor? Ya da bu ürüne ne kazandırıyor, bu ürünü yetiştirenlere ne kazandırıyor, bu ürünün yetiştiği yöreye bu coğrafi işaret ne kazandırıyor? Şimdi öncelikle mesela çekişte zeytinyağını biz diğer zeytinyağıyla karıştırılmış olarak satıyoruz. Ve yurt dışına satmak gibi pek de bir hedefi olmuyor bizim maalesef üreticilerin. Bu noktada eğer çekişte zeytinyağını paketleyip coğrafi işaretli olarak bir ürün olarak uluslararası piyasaya sunarsak, o zaman hem birken üçe hem de ne varsa rahatlıkla satabileceğiz. Aslında en temelinde bu var. Aynı şey Çavuştağ kuru fasulyesiyle de ilgili. Aslında ticaret odası olarak biz 6-7 sene önce, o zaman da meclisteydim, söylemiştik ya bu Çavuştağ kuru fasulyesi aslında ünlü bir üründür. Herkes bilir. Lezzetini, tadını herkes bilir. Doğal bir üründür. Biz bunu alalım dedik. Çavuştağ'ına gidip bunu söylediğimizde onlar dediler ki ya bunu İşte biz çok fazla verimi olmuyor falan, çok fazla ekonomik ömrü ve değeri olduğunu düşünmüyoruz deyip kapattılar. Sonra baktılar ki bu coğrafi işaretin önemi var. Kendileri geldiler Ödemiş Ticaret Odası'na. Ya biz özellikle orada İdeli Kooperatifi var. Biz bu dağdaki fasulyeleri toplayıp paketleyip satmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili coğrafi işaret çalışmasını yapar mısınız dediler. Dedik ki tabii yaparız. Zaten daha önceden teklif etmiştik. Çalışmayı o zaman başlattık. Ama keşke 6 sene önce bunu yapmış olsaydık da şimdi çok daha fazla üretimin olduğu, çok daha katma değerin olduğu ve gerçekten de hani bizim buradaki temeldeki hedefimiz de fasulye eğer 15'e satılıyorsa bu fasulye 25'e satılmalı. Çünkü gerçekten doğal, organik, kaliteli ve çok lezzetli bir fasulye. Peki başkanım, Kiraz ve Beydağ'dan üyeleriniz var mı? Yani... Tabii tabii, biz 3 ilçeye bakıyoruz. Aslında oralarda ticaret odası olmadığı için buna bakabiliyorsunuz? Tabii. Yoksa ticaret odaları her mesela Ala Ticaret Odası eskiden Menemen Ticaret Odası'na bağlıydı. Yani Ala Ticaret Odası yoktu. Sonradan büyük bir sanayi oluşunca oraya yeni bir ticaret odası yapıldı. Tabii üyelerimiz hani 150-200 arasında Kiraz'da üyemiz var. Neredeyse %10 ile %15 arasında, 12 arasında bir üye sayımız var. 50-60 arasında da Beydağ'da üyemiz var. Onlara da abilik her yapıyor, türlü hizmeti getiriyoruz. Hatta biz öyle bir ortamda olduğumuz için de ticaret odası olarak biraz 30-35 kilometre ötedeki üyelerimizi de düşünerek e-belge veren 365 oda içerisinde 22. odayız. Hani gelip gitmesinler, yarım günleri yolda geçmesin. Üyelerimiz istediği evrakları hemen alabilsin. Bu anlamda da bir aplikasyon geliştirdiniz odanızla ilgili evet, olarak. Evet, o dönemde geliştirmiştik. Bunun üzerinden edinebiliyorlar mı yoksa web tabii sitesi? Tabii onun üzerinden de edinebiliyorlar, web sitesinden de edinebiliyorlar. Tabii aplikasyonun printer'a bağlı olması lazım. Ama bilgisayar üzerinden hemen web sitesine girip her türlü belgeyi e-imzalı olarak alabilirler. Ve işin güzel tarafı da her zaman alabilirler. Mesela unuttukları bir belge var, hemen yarın ya da hafta sonu oldu, hemen pazartesi günü ihaleye girmesi gerekiyor. Hemen ne lazım? Oda faaliyet belgesi. Gece girip oda faaliyet belgesini alıp istediği gibi yoluna devam edebilir. Yani Ödemiş Ticaret Odası dijital çağa ayak uydurdu. Tabii ve üyelerimizi o konuya çekebilmek için de açıkçası geldiklerinde ücret alıyoruz o belgeyi vermek için. Oradan ücretsiz. Oradan ücretsiz yaptık. Çünkü onlar da ayak uydursunlar çağa ve ücret ödemeden istedikleri belgeyi alsınlar. Çok güzel.
Son olarak nefes kredisinden bahsetmek istiyorum. Bu nefes kredisinin kaynağı nedir? Halen devam ediyor mu? Bir de normal ticari kredilerden farkı nedir? Bu nefes kredisi şu anda devam etmiyor. Bitti. Nefes kredisiyle biz tüm Türkiye'de oda borsalar olarak 365 oda üyelerin %10'luk aldığı paraya aslında kefil olarak bankaya para yatırdık. Ve o sayede de işte kredi garanti fonuyla birlikte zaten Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin de ortak olduğu bir kurum. O sayede üyelerimiz daha fazla krediyi daha uygun oranda kullanabilirler. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği garantör oldu. Evet, evet. Yani. Kredi garanti fonuyla. Bizde ne oldu? %10'luk kredi garanti fonu çünkü %90'ına kefil oluyor. Biz de %10'una alın para kefiliz dedik. Böylelikle de daha uygun oranda. Yani şöyle mi, sizin üyelerinizin kullandığı kredilerle tabii. Ödemiş Ticaret Odası'nın mı garantörlüğü var yoksa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin? Bizim ödediğimiz %10'luk para, yani kendi bütçemizden bu parayı bankaya Anladım. Yatırdık. O parayla üyelerimizin %10'una garantörlük sağladık. Ama tabii burada asıl garantörlüğü sağlayan KGF'ydi, kredi garanti fonuydu. Sonrasında bayağı iyi bir oranda üyelerimize krediyi kullandırdık. Ama asıl bizim bazı konularda vaktimiz varsa hemen bir şey söylemek tabii. istiyorum. Asıl en önemli konulardan birisi 365 oda borsa içerisinde sadece Ödemiş Ticaret Odası üyelerinin geçmişe dönük SGK'dan alabilmeye hak kazandığı teşvikleri biz projelendirip üyelerimizin kullanmasını sağladık. Yani geçmişte 8 sene öncesinde mesela bir kadın personel çalıştırmış ya da bir eğitimli bir personel çalıştırmış. Bununla ilgili SGK'ya başvurup onunla ilgili teşviklerden faydalanmamış. Biz gerçekten bu konuda SGK'nın internet sitesini düzenleyen firmayı bulduk İzmir'den ve onunla bir anlaşma sağladık. Çok uygun bir orana projelerini tamamladık ve onları şu anda ödeyecek oldukları yeni sigorta priminden mahsuplaşmak kaydıyla geri aldık. Çok güzel. Başkanım, Efe ile başladık, Efe ile bitirelim. Efeler yalnız oynar derlerdi. Biz Efelerin yalnız oynamadığını gösterdik. İnşallah Ödemiş Ticaret Odası gibi güçlü bir kurumsal yapıya sahip bu oda Ödemiş'te daha farklı alanlarda da, daha farklı mecralarda da birlik ve beraberliği ön plana çıkan çalışmalara, güzel çalışmalara imza atar diyerek programa katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa. Tabii ben teşekkür ediyorum. Aslında uzun zamandır bunu karşılıklı konuşuyorduk. Bir araya gelelim, bu programa gelelim diye. Bir şekilde fırsatımız olmadı. Ama gerçekten de geldiğim için ve davet ettiğin için çok mutlu oldum, memnun oldum. Teşekkür ediyorum TV35 ailesine ve tüm izleyenlere. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta programımızın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.